Arkadaşlar merhaba. Aztek'in bilançosuna bakalım. Evvela net işletme sermayesinde açık yok arkadaşlar. Net borç çeyreklikte 50 milyon artarak 135 milyona çıkmış. Ciddiye alınacak bir yatırım da yok arkadaşlar. Nakit akışları da yönünü olumsuza çevirmiş. Bunlar belirttikten sonra faaliyetler kısmına girelim. Hasılattan başlayalım. Çeyrek çeyrek bakıyoruz arkadaşlar. Çeyreklik azalmış mı, artmış mı ona bakıyoruz. Geçen yıl bu zamanlar hasılat bir önceki çeyreğe göre %34,76 artarken şu anda 19,41 artmış. Bir önceki çeyrek de 3,26'ymış. Dolayısıyla bu bir önceki çeyrekten iyi, bir yıl önceki çeyrekten kötü olmuş arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet karı elde etmiş? Geçen yıl 14,52'ymiş. Bu çeyrek 18,82 olmuş. Bir önceki çeyrek de 13,45'miş. Burada her iki çeyreği de yenmiş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kar üretmiş? Geçen sene 33,87'ymiş. Şu anda 25,15. Bir önceki çeyrek 17,38'miş. Dolayısıyla bu bir öncekinden kötü, bir gün öncekinden iyi arkadaşlar. Net kar kısmına bakarsak arkadaşlar, her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar kar yapmış? Geçen sene 23'müş. Bu sene 19,59 olmuş. Bir önceki çeyrek de 14'müş. Bir önceki çeyrekten iyi, bir gün öncekinden kötü arkadaşlar. Öz kaynak büyümesine bakalım. Öz kaynaklar geçen sene bu çeyrekte 22,99 büyürken şu anda 16,84'e düşmüş. Bir önceki çeyrekte 15,45'miş. Dolayısıyla bir önceki çeyreğe göre iyi ama geçen sene göre düşüş var arkadaşlar. Bütün bunları söyledikten sonra gelelim performansa. İşte dip fiyatına bakacağız. Tabii 5 yıl içerisinde gördüğü dip fiyatı ya da şu tarihte sonraki dip fiyatı diyeceğiz ama bu sanırsam halka arzı çok eski bir şirket değil. Ama olsun, biz gördüğü en düşük noktadan alıyoruz onu da. O zaman da 11,99'muş. Oradan bu yana öz kaynaklar %410 büyürken fiyat 93,66 olmuş. Neden böyle olmuş arkadaşlar? Bunun nedeni ilk halka arz olduklarında tavan sergilerinin olması. Böyle olunca öz kaynak büyümesi ve fiyat arasında çelişki çıkıyor arkadaşlar. Halka açıklık oranı %25. En düşük piyasa değeri, defter değeri 2,31 görmüş. Niye? Başka tekstiller çok daha düşük görmüş de bu görmemiş. Dediğim gibi halka arz oranı çok fazla olmamış. Yani kötü koşulları yaşamamış, onu söyleyeyim. Şu anda FK 6,34, piyasa değeri, defter değeri 2,82, fiyat bölü üstel başı öz kaynak getirirse 4,16. Getiriyi kıyaslarsak arkadaşlar, tabii şu 210'un büyümesine göre alıyoruz ama ben böyle büyüyeceğini düşünmüyorum. Çünkü yön aşağı 264, 226, 210. Muhtemelen daha da düşecek, bu aşağı düşecek. Dolayısıyla şuradaki kazanç oranlarını karşılaştırırken siz de geleceğe yönelik simülasyon yaparken mutlaka buna dikkat edin arkadaşlar. Ancak biz şu anda fotoğrafı çekelim, gerisi size kalmış. Bizim böyle bir çalışmamız var ama bunu burada zikretmek de doğru değil. Şimdi arkadaşlar defter değeri 8,24'müş. Bunu %210 büyütürseniz 17 lira 36 kuruş kazanırsınız öz kaynaktan dolayı. Peki fiyat neymiş? 23,22. Bunu faize koysan 7,66 getirin olur. Herhangi bir enflasyonla mal alırsan da 13,11 kazancın olur. Dolayısıyla şu anda diyorum bak. Şu anda ise hem faizi hem de enflasyonu yenmiş durumda. Ancak dediğim gibi geleceğe yönelik bence şu öz kaynak büyümesi aşağı düşüyorsa bundan sonra bu devam edecek. Çünkü yeni halka kazıldıklarında arkadaşlar para buldukları için finansman gereği yok, şu yok, bu yok, falan yok, filan yok. Rahatlıyorlar bir nevi. Birkaç çeyrek iyi geliyor. Ondan sonra astına gücü ediyor. Astı nedir? Normal standart işini yapacak yani bu. Normal standart iş yaptığında da böyle absürt büyümeleri görmeyeceksiniz yani. Ona göre burada yaptığımız çalışma arkadaşlar al sat tut değildir. Biz fiyatla ilgilenmiyoruz. Fiyat bizim işimiz değil. Buradan 23 milyona mı gider? 23 kuruşa mı düşer? Bu bizim
Böyle bir iddiamız yok. Falcı da değiliz. Kehanette de bulunmuyoruz. Biz fotoğraf çektik. Yönünü size gösterdik. Bundan sonra karar sizin arkadaşlar. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videoları beğenin, paylaşın. Ayrıca kanala abone olursanız değişik bir bakış açısıyla bir hisse nasıl analiz edilir onu öğreneceksiniz. Yani yapacağınız bu. Belki bizim de yaptığımız kanun değil, doğru değil ama sizin kafanızda bir ufuk açacak. Arkadaşlar bir sonraki bir açıda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.